Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez diyor Allah. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Mesela o onu düşman zannediyor, o onu düşman zannediyor. Bir kardeş olsalar, baristalar, birbirine bağrına bassalar, karşılıklı bir affedicilik olsa konu bitecek. İşte bunu Mehdi sağlıyor. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez diyor Allah. Ancak insanlar, şeytandan Allah'a sığınırım, kendi nefislerine zulmediyorlar. Bütün dünyada karmaşa, oralarda harp, terör, anarşi, hayat pahalılığı hep insanların kendi kendine zulmetmesinden oluyor bunlar. Çünkü Mehdi geliyor, Hazreti İsa nüzul ediyor, birdenbire kesiliyor. Çünkü insanlar kendine, nefsine zulmetmesi ortadan kalkıyor. Savaş kalkıyor, terör kalkıyor. O onu öldürmek için hazırlık yapıyor, onu öldürmek için hazırlık yapıyor. İnsan öldürmek için harcanan para, dünyadaki fakirleri yani 100 kere doyurur. 100 kere. Kesinlikle. Bakın insan öldürmek için harcanan para, harcanan teknoloji, zaman israfı, malzeme, mühimmat. Yani dünyada muazzam bir sanayi adam öldürmek için çalışıyor dünyada. Binlerce fabrika adam öldürmek için silah imal ediyor. Ülkelerde savunma harcamalarına yapılan yatırım, sosyal devlet anlayışına uygun durumlara uygulansa çok daha güzel olacak. Maşallah. Vatandaşların durumu, her şey. Ama savunma harcamaları her zaman her ülkede kapalı kara kutudur, bilinmez ve milyonlar, yani dolarlar, eurolar, yani inanılmaz paralar harcanır. Oysa ki Afrika'da da İşte insanların halini her gün görüyoruz. Hani bunu daha söylemeye gerek bile yok. Ya mesela Amerika'nın savunma harcamalarını, silaha verdiği parayı ve işte emek neyse Afrika'ya yatırmış olsa, Afrika'da yani inanılmaz bir zenginlik, inanılmaz bir bolluk oluşur. Binalar, hastaneler, okullar, yiyecek, içecek, yani sefalet, açlık tamamen kalkar. Tabii. Sırf Fransa'nın, sırf Almanya'nın bile harcamasını, yani askeri harcamasını versen, konu biter Afrika. Sırf Afrika'yı bitirir, yani kökünden halleder. Bir ülkenin, yani Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin askeri harcaması bir kıtayı olduğu gibi kurtarır. Yani akıl almaz harcama yapılıyor.